5. hafta 2. günde Akademi Ligi'nde günün son karşılaşmasına geçiyoruz. Bir tarafta 1907 Fenerbahçe Akademi, diğer tarafta Fels Bay Wildcats Akademi boy gösterecek ve yasaklamalar gelmeye başladı. Tabii Wildcats'in yenilgisi serisi devam ediyor. Diğer tarafta Fenerbahçe tarafı ise inişli çıkışlı, istikrarsız bir performans gösteriyor. Maçın favorisi Wildcats ama biliyoruz ki her zaman bir sürpriz faktörü mevcut. Ama şu anki performansıyla, tercihleriyle, yapabildikleriyle Wildcats çok apayrı bir noktada. Evet, yani evet. Üst koridorda Tendemir, orta koridorda Kiyan'ı oynuyorlar falan. Yani Oğuzkan oldukça iyi durumda. Hakikaten takım performansı şu an çok iyi. Hı hı. Ve de yasaklamalarda bir Kartus, tabii Oğuz Kağan olunca bir saygı yasaklaması. Diğerleri ise Redia, tabii Lenem için bir. Ayrıyeten Kunduz da aynı havuzda olduğu için bir saygı yasaklaması. Ve Nocturne ilk tercih. Nocturne açıkta kalınca Fenerbahçe tarafı seçti. Muhtemelen Lenem'in ellerinde izleyeceğiz. Ama esnek faktörünü unutmayalım hiçbir zaman. Bakalım. Wildcats'te belki de en iyi ikinci esnek olarak, belki bir, bilemiyorum. Duruma göre tartışılabilir. Lee'sin üzerinde duruyor. Son dönemde 11-13'te özellikle biraz da ormana kaydı. Evet. LeBlanc'ın da orta koridora gelmesiyle beraber. Midkid'in de suikastçıları oynamayı sevdiğini biliyoruz. Bakalım LeBlanc isteyecekler mi? Ama öncelikle Fatih Can'ın bir güveni alıyorlar. Ki belki Nocturne'e karşı kendisini en güvende hissedebilecek nişancılardan bir tanesi Ezreal eşya düzeni sayesinde. Yani Ezreal'ın zaten o üçüncü eşyadan donmuş yürek aldığı versiyon da çok işine yarayabilir aslında. Yani Nocturne'li bir kompozisyona karşı. Onlar ama erkenden bir LeBlanc almaya yöneldiler. Diğer yapıştır, tarafta yapıştır. Ise, evet, yani LeBlanc'a bir karşı seçim potansiyeli var kesinlikle. Çok Malzar fazla var. Bunlardan biri. Çok fazla var ya. İlla şey olmasına gerek yok. Yani Lux alırsın. İşte efendim söyleyeyim Malzar alırsın. Hı-hı. İşte Kiana dün oynandı karşısında. Destekle Maokai'yi. Çok fazla çözüm var. Galios'u var. Unutmayalım. Dayan'a gittiler. Hasar da varyasyon olarak şu an çeşitlilik olarak iyi bir noktaya geldi Fenerbahçe tarafında. İçeri giriş. Hani Nocturne ve Dayan'a bir tanesi içeri girdiğinde yanında bir şampiyon daha istiyor. Bu ikisi birbirine çok iyi eşlik ediyor. Ve yetmez alıştık, dediler. Galio. Nocturne Dayan'a, yani içeri giren şampiyonlar artı Galio. Geçen maçı da çok anımsatıyor aslında. Biraz daha farklı ama benzer mantıklar. Şampiyon bazında fark var. Tabii burada mobil olmayan bir nişancı almak çok riskli olurdu. Ezreal en iyi tercih. Zaten bunu da sinyalini vermişti. Valkestler'e Fatih Can için Ezreal alacaklarını. Galio esnek gibi duruyor ama ben yine şey faktörünü bekliyorum açıkçası. Destek biraz daha ağır basabilir bu noktada. LeBlanc karşısına da göndermek istersin ama LeBlanc'a acaba farklı bir çözüm isterler mi? Bu arada Kayseri yasaklayarak aslında içeri girişi yani tamamen adamasını engellemiş oldu Fenerbahçe tarafı ama Fenerbahçe tarafı da daha doğrusu Valkes yasaklayarak Fenerbahçe tarafı da Brown'ı yasaklayarak içeri girişte sıkıntı yaşama faktörünü ortadan kaldırdı. Nişancı pozisyona saldırıyor şu an Valkes ki doğru yapıyorlar bence. Kalista da yanına alacağı destekle beraber ultisiyle çok iyi bir katkı yapabilirdi. O kendini adama durumunda. Evet. Şu an bu kompozisyon ama neredeyse her şeyle tamamlayabilirsiniz ya. Yani ne bileyim Nautilus Aphelios yapabilirsiniz. Jin olabilir ya belki. Jin olabilir. Ya bilmiyorum sırf dikkat dağıtsın. Rakip hani ulaşmak için pozisyonu bozsun diye Jinx alabilirsiniz. O da olabilir. Tryndamere kilitlendi bu arada. Tryndamere kilitlendi. Normal. Lot. Evet. Artık alıştırdı bizi. Üst koridor orada. Zaten olabilecek bütün varyasyonlar ortada. Hı hı. Karşısında muhtemelen Nocturne'i bekliyor sıkıntısız bir şekilde. Yani Tryndamere de varken aslında mesafeyi koruyan, uzaktan hasar verebilecek bir şampiyon. Oo, ezber bozdu. Okay. Hadi bakalım. Tam Nocturne ortaya gitti. Kamil üste gitti.
Trindam'in karşısına. Son tercih. Bence mesafeyi koruması gerekiyor ya bu son tercihin. Gayet güzel olur. Hatta Sena diyeceğim ama sıkıntı yaşar mı? Varus. Ya yine aynı mantık aslında. Evet, Jin kadar uzun bir mesafesi yok ama yine Cordor'u minyon dalgasını kontrol edebilecek. Ama karşısında da belki de Varus'tan en az rahatsız olan şampiyonlardan bir tanesi var. Evet. Ezreal. Rahat Cordor aşaması geçirecek. Kompozisyon da çok mobil aslında. Yani. Valkes kompozisyonu çok mobil olduğu için Varus hani iş yapmakta birazcık zorlanabilir. Morgana güzel bir tercih. Bence de. Morgana tercihini beğendim. Yine de Fenerbahçe kompozisyonu sanki çok böyle derli toplu ve kuvvetli duruyor. Kuvvetli bir kompozisyon gibi duruyor. Ama bu Varus'a üzülüyorum ya. Yani herkes atlayacak, zıplayacak. En arkada o kalacak ve yani Allah'a emaneti ya Varus'un işi. En azından Wildcats'te hani az önceki maç ki kadar, mesela Aphelios'un karşısındaki kadar böyle içeri atlayabilecek bir kompozisyon yok. Bu arada o bitkinlik değişir mi sence? Aa, kalabilir. Bence kalacak. Değil mi? Bence değiştirmeyecek o bitkinliği. Mantıklı. Bakalım ışından yanına sıçranın değiştirildiğini artık görmeye başladık. Tutuştur tercih ediyorlardı oyuncular. Ama karşısında Trindamir'i gören Kamil bu sefer bitkinlikle oynayacak. Bakalım işine yarayacak mı? Günün son maçına geçiyoruz. Bir tarafta 1907 Fenerbahçe Akademi, diğer tarafta Felsbey Wildcats Akademi. Günün son karşılaşmasında vadiye iniyorlar. Ve yani en dikkat çeken eşleşme herhalde üst koridordaki Kamil Trindamir eşleşmesi. Ve Kamil'in üzerindeki bitkinlik bir adaptasyon örneği aslında. Evet. Yani üst koridorda aslında çok alışık olmadığımız sihirdar büyüleri. Bir adet bitkinlik, bir adet de hayalet var. Tabii şampiyonlardan bir tanesi Trindamir olunca işler değişiyor. Bu da şunu unutmayalım. Valkes'in kompozisyonu yakaladığı zaman, bu arada Damwon totemini görüyoruz burada. Oğuz Kağan'ı yeni şimdilik göstermiyor gibi. En köşeden çeker sanırım, göstermiyor Oğuz Kağan'ın yerini. Ama yaklaşırsa o tarafa doğru, evet, herhangi bir şekilde görmeyecek bu noktada Oğuz Kağan'ın orada oluşunu bilemeyecek asla. Midkit'te daha net bir totem attı oraya. 361 Efe'de ilk minyon skorunu totemden yapıyor. Poz veriyor aletten kameralara. Valkes'in kompozisyondan bahsediyorduk. Yani gördüğünde öldürecek kompozisyon bu arada bu. Yani evet. Çok ani bir hasarları var. Lee Sin, Morgana, LeBlanc ve Ezreal. Yani Morgana Q'suna yakalanan diyelim. Aynen. Morgana Q'su veya işte LeBlanc zincirine yakalanan herhangi bir şampiyon kaç bir şans yok. Bu arada Oğuz Kağan öyle bir yerden geliyor ki rakibin herhangi bir görüşü yok burada. İki tane totem vardı. Rije hemen göster. Bir tanesi az önce gösterdiğim totem. Bir tanesi de yukarıdaki üçlü çıldaki totem. Hemen yukarıda birazcık daha. Aynen. Oğuz Kağan bu iki totemden kaçtı ve Dayan'ın mavisini çaldı. Akıl dolu bir oyun. Dayan'a buraya gelemeden aradan çıkaracak Oğuz Kağan mavi güçlendirmeyi. Efe'yi tatsız bir sürpriz bekliyor. Evet. Mutsuz şu an. Bay bay. Efe bunu beğenmedi. Yani bunu yaparken de evet, orada bir kontrol etme ihtiyacı duydu. Yeni alınmış çünkü mavi belli. Daha sıcak. Yukarıda da Lennon bayağı bir ittiriyor koridoru. Tabii ilk dakikalar hani aşırı zor değil Trindamir'e karşı. Ama o öfke barı biriktikten sonra Trindamir yani hiç tahmin edemeyeceğiniz hasarlar çıkarabiliyor. Kritik ihtimal sayesinde. Ve canı azaldıkça. Lennon ve Lot. Pardon, karşılaşacak burada ama 361 Efe hemen rakibin üzerine doğru oynadı. Lot. Bakalım kaçabilecek mi? 361 Efe skor! Düşecek burada. 2'ye 1 pozisyonda 2 skor çıkarmayı başarıyor Lot. Bu yüzden Trindamir. Trindamir'e karşı o saygısızlığı yapamazsınız işte. Girdiniz mi düşürmek zorundasınız. Yani orada full bir bar olduğu için onunla beraber çok fazla iyileşti. Evet.
Ve durum böyle olunca da kule altına düşmeyip aslında kule iki tane skor almış oldu ama ikisi de lota yazıldı. Haftanın en güzel oyunlarından bir tanesi oldu diyebiliriz. Of of, ne yapacaklar şimdi o Trindamir'e karşı bakalım. Baksana kırbaç bitti ya. Evet. Cezalandıracak yani artık bu dakika Lenin'le Efe'yi cezalandıracak. Kötü büyük halkanı pek bir sonuç getirmedi. Belki devaması ağrından çekindi orada. Ama dediğin gibi zamanlaması çok ideal değildi. Ben biliyorsun her zaman optimist olduğum için böyle pozisyonlarda. Kunduz minimum kayıp da atlattı orayı. Üst tarafta bir şu an mahkum. Ha, kırmızısı da var tabii. Aynen. Bonus. Bu arada en büyük zarar Lenin görmedi. Lenin bir şekilde minyonda kalır, hayatta kalır falan filan. Efe! Yani mavisini çaldırdı. Erken de bir baskın atıp evet. Vaktini de çaldırmış oldu. Ve uzunca bir süre yani Lee Sin'e yaklaşması, yetişmesi çok mümkün olmayacak gibi. Lee Sin şu an tempo döndü. Erkenden sıfırlamasını yaptı. Alttaki kamplarına doğru ilerliyor şu an. Gerçi şu an çıkmamış durumda ama çıkacak herhalde kısa bir süre içerisinde. Ya da dümdüz ejder'e girecek. Rakibin yerini bildiği için. 361 Efe'nin yerini bildiği için. Evet, ejder'e başlıyorlar. Alt tarafta. Çarp atılıyor Efe tarafına. Yani çarp atmak zorunda kaldı. Diğer tarafta Oğuzkan tabii ejder'i alacak. Lot da koridorda çok rahat olduğu için yani sürekli olarak rakip ormanı girip ormancıyı görmeye çalışıyor. Ama Lenom'un yani şöyle bir şansı var. Skorları verdiği sırada minyonlar da kule altında olduğu için kendisi çok minyon kaybetmedi. Sonra koridor kendisini ittirdi vesaire. Koridor onun için iyi kaldı yani. Ejder'i salmadı bu arada. FB oyuncuları. Ama Oğuzkan çok vakit kaybetti burada ve bence... Salması lazım değil mi? Evet. Alt koridorda şey de yok. Önceliği de yok çünkü. Ortada Nocturne alt seviye olduğu için güzel vakit kaybettiler bu arada. Bayağı, ve evet. 361 Efe yetişti. Bu ejder macerası sonunda. Gerek var mıydı bilmiyorum. Bu ejder için bu kadar ısrarlı olmasına. Belki de şey hani tepki veremez dedi rakip. Hani gelip oraya kontrol edemez dedi Oğuzkan ama böylelikle hem eşya dezavantajı ortadan kalkmış oldu 361 Efe için hem de tecrübe farkı artık söz konusu değil. En azından şimdilik. Ve tabii şu an Valkes için çok çok büyük bir kafa rahatlığı var. Yani üst koridorda Trindamir'e giden iki tane skor aslında orayı dümdüz bir kazanma koşulu haline getirdi. Ya çizmelerini de tamamlamış. Evet. Ultesi de var. Hayaleti de var. Şu anda haritadaki herkesten zaten daha hızlı koşuyor. Bir baskın olduğu zaman, kendisine baskın atıldığı zaman ya da takım arkadaşı yakınlarda bir şey kovaladığı zaman Trindamir çok hızlı yetişecek. Aynen. Ve uzunca bir süre Camille'in böyle mantıklı bir takasa girmesi söz konusu değil artık bu koridorda. Aradaki minyon farkı da sanki yavaş yavaş açılacak. Bir araba minyon zaten gitti. Barikat da alacak Lot. Aynen öyle. Yalnız 361 Efe Oğuzkan'ı buldu. Oğuzkan uzaklaşmayı başardı ama Trindamir'in ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. O yüzden maviyi bırakmayacaklar. Maviyi Efe'nin gözünün önünden alıyorlar. Artık Gromp'unu da alıyorlar. Ve de Efe için kötü haber. Rakibin alt ormanına gitse bile orada hiçbir şey bulamayacak. Buradan tertemiz çıkacaklar gibi gözüküyor. Çok temiz olmayabilir. Peki buradan çıkabilecekler mi? Oğuzkan çıkmayı başardı ama Hextech Ultimatum'un içinde kalan bir Trindamir var. Şimdi çıkıyor gibi görünüyor. Kendisini iyileştirdi ama yeterli değil. Lenom buraya kadar altında alıyor. Oğuzkan'ı da düşürmeyi başarırlarsa çok güzel bir takas olabilir onlar için. Büyük halkını ile birlikte
Oğuz Kan'ı birazcık rahatlatıyor Eli Wood. O da koruma güdüsüyle Eli Wood'a takım arkadaşını atılıyor. Birebir bir takas. Ama bir tarafta Nocturne düşerken diğer tarafta 450 altınlık ödül Lenom'a gitti. Evet. Çok önemli dediğin. Ama yani Valkes çok geç kaldı o pozisyona. Yani Fenerbahçe çok daha hızlı kapandı. Ve böylelikle dediğin gibi çok önemli bir ekstra altın kazanmış oldular. Çok önemli bir şampiyona. Doğru hedefe de gitti o. Evet. Yani, gerçi Dayan'a gitseydi aynı şeyleri söyleyecektik ama Kamil'in koridor aşaması çok daha sıkıntılı olduğu için o aşamada o altını alması önemliydi. Helal bitti burada. Yardım ediyor takım arkadaşına. Yumuşattı oradaki minyonları. Kendisi de ekstra tecrübe puanını aldı ve 6 oldu. Alamet alıp aslında Trindemir'i koridoruna bu altını vermek isteyebilirler. Büyük bir ihtimalle de öyle yapacaklar. Yani fazlasını istiyorlar gibi. Midkit zaten iyi durumda. Kule de yani düşmeye yakın. Yani alamet gelse... Ay. Vakit kazandı vakit. Hani orada kulenin son canlarını vursun da. Hani... Yok. Yemedim. Yok. Kimde kaldı? 361 Efe'de kaldı. Burada mavi güçlendirme. Tabii alamet de ikinci kafaya atacak. Herkesin nerede olduğunu bildiği için Wildcats oyuncuları ikinci kuleyi de istiyorlar. Doğal olarak. Ki aldılar da muhtemelen. Hı-hı. Temiz bir altın daha orada. İç kulenin artık verdiği ekstra altını da unutmayalım. Bayağı zengin oldu yani Trindemir'le Lee's'in o pozisyonda. Tam böyle işler birazcık güzelleşti dedik Kamil için. Başına gelmedi kalmadı. Oo. Fatih Can sihir geçişiyle çok rahat uzaklaşıyor buradan. Sihirdar büyülerini kullanmaya ihtiyaç bile duymadı. Musibet zinciri güzel geldi ama işte hasar yeterli değil. Eli Wood'un oradaki varlığı sayesinde çıkıyor. Bu arada Eli Wood yine Morgana. Hı hı. Main'i diyebiliriz artık. En fazla oynadığı şampiyon akademi tarafında. Ejderi vurmaya başlayacaklar ama yani. Sanki çok önemi kalmadı gibi bu ejderin ya. Kalmadı. 11. dakika. Yani ilk ejder için bayağı geç aslında. Değil mi? Yani 30-31 civarında gelir. Hı hı. O da yani zaten yurdun maçı o dakikalarda bitmiş oluyor yani gibi. Çok hızlı alırsanız 27-28'de aslında şeye ulaşabiliyorsunuz. Yani evet. Ruha ulaşabiliyorsunuz. Hiç tabii ejder kaptırmadınız ve çıktığı gibi aldığınız sürece. Altınlarda bakalım. Afaki bir durum var mı? Tabii üst koridor. 1200 altın çıkmış ve ana fark da orada gibi hissettiriyor. 900 orman. Ortada da bir 700'lük bir fark var aslında. Dağılmış, güzel dağılmış. Nişancı haricinde bütün rollerde neredeyse Valkes'in üstünlüğü var. Ama Ezreal'ın bu koridorda biliyoruz. Yani Varus'a karşı çok fazla bir şey yapamayacağını. Hı. Çok da zarar da görmedi. Evet. Öyle. Ortada bir durum. Onun içinden geçtiğine yemin edebilirim bu arada. Ben de bu arada çarptı gibi gördüm kenarından ama. Kunduz bir şekilde kaçmış. Şimdi burada Fatih Can'ın üzerine atılıyorlar. Fatih Can sıçrasını kullanabilir isterse ama geç kullandı birazcık. Gerekli olmayan bir pozisyonda kullandı. Yine takım savaşı. Onlar için fena gitmiyor ama Lot yetişmesine rağmen burada istediği hasarı bırakamadı. Ultisini de harcamak durumunda kaldı. Midkir buraya katılıyor. Bayağı bir hasar bırakacak. Ama ölen burada Eli Wood oldu. Ultisi yok Lot'un. Yani tehlikeli yerlerde sanki ultisi varmış gibi dolanıyor. Fatih Can sanki sıçrasını geç kullandı ama yemlemek için de kullandı gibi hissettim ben. Yani o kadar geç kullanması belki de rakip takımın tamamen adamasını istemesiydi. Bana biraz şey gibi geldi ya. Hani Hextech ultimatomunu da atmak zaten mantıksız. Hı-hı. O bitti. Yani ölmedi. Rakipleri de böyle bıraktı gibi oldu onu. Sonra bir sıçra attı Fatih Can. Artık neden korktu bilmiyorum. Galyon'un savaş yerlerinden mi korktu emin değilim ama. Canı çok azalmadı mı orada ya? Ölmeyecek 200 miydi? 200 civarında falan attı. Aa. Ya. Ölmeyecekti yani. Şey anı vardır ya. Nereden geldiğini bilmediğin bir hasarla ölürsün.
Belki. Biraz da öyle. Günün sonunda yalnız bu Fenerbahçe tarafından kazanılmış bir savaş Tabii oldu. Tabii ki, kesinlikle, kesinlikle. Şu an yani 3000 altın gerideler. O yüzden alabildikleri her skor onlar için bir kar. Ki yani bu tip kompozisyonlara karşı geride oynamak çok zordur. Görüş kontrol edemediğiniz, haritada geride kaldığınız ve özellikle ilk mitiklerin bittiği, ihtişamların bittiği senaryoda bu kompozisyon çok güçlenecek. Tek atma potansiyeli çok fazla artacak. Şimdi bakıyorum LeBlanc dönecek ve muhtemelen bitecek ihtişamlısını. Aradan çıkarmayı daha da destekleyecek bir eşya. Yani az önce Morgana karanlık esaretinden bahsediyorduk. Artık buna LeBlanc hep buzunu da ekleyebiliriz. Scarlet. Evet, hep buzlu LeBlanc çok uzun süre killiyor rakiplerine. Zinci de beraber. Evet. Ki yani burada yani yakalandığı zaman ölmeyecek bir şampiyon da yok bu arada FB tarafından. Hani böyle ağır tank. Yok. Şansın ama şu, galyoları var. Belki yakalanan şampiyonu desteklemek amacıyla işleri birazcık uzatabilir. Ama eğer takım arkadaşı ölürse kendisi de bir sona doğru gidiyor maalesef. Çift zincir attı rakibinin üzerine. Bu arada şunu da fark ettim, o da çok güzel. Yani LeBlanc'a hep buz alınmasının sebeplerinden birisi olabilir aslında. Arka taraftaki minyonlara W kullandıktan sonra hep buzu atınca o hep buzun alan hasarı minyonları düşürüyor. Zincir atabiliyorsunuz yani. Normalde W ile düşüremeyecekken hep bu sayesinde düşürdüğünüz için minyonların arasında bekleyen ya da arkasında bekleyen rakiplerinize zincir atabiliyorsunuz. Atıyorum gece tırpanı yeterli hasar vermiyor. Luden her zaman tetiklenmeyebiliyor. Şimdi bir takım savaşı başlıyor. Fatih Can'ın başı dertte. Az önce harcadığı sıçrayı burada arayabilir belki. Yalnız tam Diana ultisini kullanırken güzel bir karanlık esaret geldi 361 Efe'nin üzerine. Elywood bu arada hem kara kalkanı hem dediğin gibi karanlık esareti çok iyi kullandı burada. Fatih Can pozisyon dışında sıçrasızdı, çıkmayı başardı. Lot tek başına, bakalım buradan çıkabilecek mi? Hextech ultimatomu geliyor, ultisine başvurdu burada Lot. Ve koştura koştura oradan çıkmayı başaracak, üzerine Lenom'u da yemledi. Lenom burada uzaklaşmaya çalışacak. İkinci zincirde isabet edecek ona karanlık esarette. Carry'e isabet ediyor. Ve yine kimse düşmedi. Elywood sağda solda hayat kurtarmaya devam ediyor bu arada. Evet. Yani o pozisyonda Tryndamere'in başka bir evrende öldüğüne inanabiliriz. Tam burada karanlık, daha doğrusu kara kalkanla beraber Galya ultisinden çıkmayı başardı. İkinci ejderi alacak Oğuzkan burada. 27. dakika en erken. Böyle çıktığı gibi her ejderi vurdukları senaryoda Bulut Ruhu alabiliyorlar. Bravo. Çok iyi. Bulut Ruhu çıktı ya. Evet. Aa, Bulut Ruhu ama Tryndamere'in çok 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 işine yaradı. Doğru doğru. İşine oyunda yani onu kullanabilecek en iyi şampiyonlardan biri doğru, olabilir. Doğru. Hem hareket hızı hem bekleme süresi. Ama düşünsene şu kompa bir Alev Ruhu çıktığını. Evet. Zaten tek atmak istiyorlar gördüklerine. O çok iyi desteklerdi. Ama dediğin gibi yani hani ulti ile beraber sinerjisi olan şampiyonlar var şu an. Tryndamere başta olmak üzere. Morgan da zaten kendisi hız kazandığı için bayağı ekstra hızlı gidiyor içeri doğru. Ki bir yerden sonra Zhonya'da alacağı için Elywood hayat kurtardığı gibi ileriki dakikalarda hayat yani can da yakabilir. Valkes'in encilerleri aldığı senaryoda diyelim. Sonraki ejderha 4 dakika var. Daha yani bayağı vakit var diyebiliriz aslında. Ama Lot artık o eski üstüne sahip gibi durmuyor. Evet. Yani ayrık ittirmede Lenom yani yetişmiş. Mion da yetişmiş. Öne geçebilecek vaziyette. İlk eşyasını tamamlamış. Tırpan falan bitirmiş. Tabii tabii fark kapandı. Hı hı. Yani o maçın başındaki talihsiz
senaryodan sonra. Evet. O eski hani mega üstünlüğüne sahip gibi durmuyor Lot. Yine de üzerinde yani neredeyse bir eşya fazlası var. Oğuzkan bir yandan sanki o alameti bırakacak yer de arıyor. Şimdi Midkit tehlikeli pozisyonda, onu bulmayı başarırlar. Midkit bakalım bu pozisyondan çıkarabilecek mi kendini? Hayır, çıkaramayacak. Biraz fazla güvendi. Yani LeBlanc oynuyor gerçeğine fazla güvendi. Orta koridor ama bırakılan alamet. Beklenen kafayı atıyor. İlay Wood'un başı dertte. Büyük halkanı kullanamama yeterli olmayabilir. 5 kişi onun üzerine çöktüler. Çıktığı gibi düşürecekler. Hatta sıçrasını harcadı bu pozisyonda Eli Wood. Tüm bunlar olurken üst koridorda Oğuzkan, alt koridorda Lot yaramazlık yapmaya devam ediyor. Hmm. Oğuzkan evet burada bulmayı başardı rakibini ama yani yine çıkması mümkün olmayacak arka arkaya. Garip garip işte. Hakikaten tam dediğin gibi garip garip hamleler yapıyor Wildcats. Önce Midkit'i kaybettiler. Ormanda yani rakip ormana tek başına girmişti. Her tarafında rakip varken. Ortada Eli Wood öldü. Sonra yukarıda yine Midkit'in öldüğü gibi bir pozisyonda. Oğuzkan öldü. Ya biraz hani rakibin görüşünü kırmaya çalışırken kendini derinde buluyorlar. Yani bunun başka bir açıklaması gelmiyor aklıma. Çünkü kompozisyonları aradan çıkarma kompozisyonu olduğu için daha çok. Evet. Görüşü almaya çalışıyorlar ama görüş alırken de kendini garip pozisyonlarda buldular. Dediğim gibi önce Midkit, sonra ortada Eli Wood, son olarak da Oğuzkan garip bir şekilde yakalandı. Şimdi yeniden görüş almayı başardılar ama şöyle, şimdi görüş çok önemli. Senelerden beri söylüyoruz. İşte evet. Karanlığa bir totem de sen koy falan gibi böyle geçmişten beri devam eden muhabbetler var. Ama bunları kullanamazsan günün sonunda başı başına para harcamış oluyorsun. Eşya al daha iyi. Ve şu ana kadar Wildcats bunları kullanamadı. Yani 3 tane skorları var. 2 tanesi zaten üst koridorda garip bir pozisyondan geldi. Bir tanesi de o görüş üstünde falan alınmadı bu arada. O yüzden şu ana kadar bilmem Wildcats kompozisyon hakkını tam olarak veremedi bence. Çok hata yaptılar. Evet. Yani üstünlüklerini büyütme konusunda evet. Çok ya zayıf kaldılar. Az önce yaşanan o az önceki 2 dakikada da yaşanan pozisyon yani alt ormanda orta koridorun orta koridorda desteğin üst ormanda da ormancının böyle öldüğü garip pozisyonlar FB Akademi'yi bayağı maça bağladı. Tabii tabii. Wildcats'in temposunu çok yavaşlattı. Yine üstünler orası ayrı ama bir tempo kaybı yaşadıkları yani yaşamaları yanlış değil. Fenerbahçe'nin bu arada çok kuvvetli bir savaşı olacak ya. Diana'nın kronometresiyle. O bakalım içeri girdiler ama Lot'a odaklanıyorlar. Lot yeni açtı ultisini. Güzel pozisyonda. Hasar vermeye de devam ediyor. Kan içenle birlikte yakaladı iyileştirme. Onu oradan çıkaracak. Çok yüksek miktarda iyileşti Lot. Oğuzkan bakalım bu kadar şanslı mı? Galiba şanslı. Kunduz düşecekmiş gibi görünüyor. Korkuttuğu bir LeBlanc var. Kunduz da buradan uzaklaşacak ve sadece Kerry. Yani FB Akademi'nin desteği düştü. Eli Wood takım arkadaşını yine korudu. Yalnız, gelecek sersemletmeden. Arkada bir Legolas var çok fena. Evet. Bilmiyorum fark ettin mi? Varus. Birlik deşik etti. Fark ettirmeden can yakmaya başladı. Bir de ışından geliyor. Kunduz tarafından. Aa bir dakika yalnız bir dakika. Lot'ta geliyor. Lot'ta yetişiyor. Lot'un ultisi yok onu hatırlatalım. Oh. Güzel bir hepuz orada. İki kişiyi kilitledi. 361 Efe'nin başı dertte. Haritanın sol tarafındaysa Lot'u düşürmeyi başardılar. Galyon'un da yardımıyla ultisiyle birlikte. Durum 3'e 4. Fast Bay Wildcats Akademi lehine o yüzden. 3. Age'leri de 23. dakikada alacaklar. Legolas'ın yanında Gimli'si olmayınca böyle oluyor işte. Evet. Yani onu koruyacak bir cüce lazım. O cüce yanında olmayınca bir anda Legolas düştü ve ateş gücü bitti. Fenerbahçe tarafının. Işınlanlar güzel geldi bu pozisyonda. Lot ve Midkit'ten. Ve nihayetinde evet. Yani 1-1 değişildi skorlar belki ama. Daha doğrusu 2-1 değişildi ama. Ejder'i alan taraf. Wildcats en büyük hikaye o gibi. Ruh'a bir adım daha yaklaştılar. Hı-hı. Bilmiyorum yani ruh
hala beni çok ikna edebilmiş değil ama Kadimejler için geri sayım başlayacak. Evet. Ya şunu söyleyelim. Maçın başında eğer Oğuz Kağan o ejder hamlesinde başarılı olsaydı en böyle en başında şu an ruh almışlardı Kadim için geri sayıyorlardı. Doğru, doğru. Orada da Kunduz'un baskısının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha görüyoruz. Takımlar şimdi bir sonraki ejdere kadar muhtemelen çok riskli bir şey denemeyecekler. Böyle garip garip yakalanan kimse olmazsa. Geldi ama yani oku. Wildcats'in rakip ormandaki ısrarı devam ediyor. Genelde başarılı da oluyorlar. Yani tabii, tabii. Israrları sonuç getiriyor. Oo. Şimdi aniden bir baron girişi ama orta koridorda duran Fatih Can ve İlay Vud'un bunu çaktırmaması lazım. Orta koridordan bence ayrılmamaları gerekiyordu. Görüş küreleri yok. Şu an Fenerbahçe'nin görüş küreleri bekleme süresinde. Ama yani alınabilirdi sanki o baron. Bakalım rap düşecek mi? Rap'i düşürmeyi başardılar. Fatih Can agresif bir hamle yaptı. Rakip nişancıyı düşürebilmek için Midkid'in de yardımıyla beraber. Şimdi içeri giriyorlar. Yavaşlattılar rakiplerini ama kovalamayacaklar. Dayan ultisi nerede patladı? Ben de görmedim. Kendi üzerinde patladı sanki. Olabilir. Orion'un ultisi gibi oldu biraz. İçeri ilk girdikten sonra Midkid'in oralarda bir yerde patlatmış olabilir belki. Lenom arka tarafta rakiplerini huzursuz etmeye devam ediyor. Zincir isabet etti. Düşürecekler burada Lenom'u. Lotta kalıyor skor. Ve Baron da bırakmadılar. Ya League of Legends'daki en korkunç şeylerden bir tanesi değil mi? Tryndamere ultisindeki o haykırış. Evet. Baaa öldü diye gerçekten korkutucuymuş evet. Demo için teşekkür ederiz. Kulaklıklar için özür diliyorum ama gerçekten öyle ya. Ups. Ve yani maçı bir nevi açmış oldu burada. Evet. Valkes. Bugün maçlarda çok gördük ya. Baron bölgesinde alınamayan görüşler ve sonrasında yapılan talihsiz savaşların sonuçları yıkıcı oldu maçlarda. Dakika 26'da alt koridor ilk kulesini alıyor FB Akademi. Ya, alabildikleri ikinci kule maçta. Yani bir üçüncüyü çıkarabileceklerini düşünmüyorum şahsen. Maçın gidişatı yani onu pek göstermiyor. Wildcats buradan itibaren elde ettiği üstünlüğü yani geçen dakikalara kıyasla daha dikkatli oynar ve büyütür. O üstünlüğü artırır diye düşünüyorum. Eksi bir. Sence şey mi yapacaklar? Yok şey. Dönmesine izin mi verecekler? Kamyon kaçırdı o yüzden. Ha ona eksi bir. Okay. benim dediğime eksi bir. Sen mantıklı mantıklı konuşuyordun. Ben böyle boş işlere bakıyorum sen konuşurken. Oo. Bakalım Büyük Halkan'ın burada kendisini attı. Destek ama nişancısını burada unuttu. Lot içeride. Lot bakalım yapabilecek mi istediği hamleleri? Kimse otomatik saldırı vuruyor mu? Ondan bile emin değilim. 361 Efe'yi kovalıyor. Hasar verebilirse ikinci skor da alabilir. Düşmeden önce son şakasını yaptı ve iki kişiyi de yanında götürdü. Çok garip bir pozisyondu bu arada. ya Tryndamere'ın otomatik saldırı ben mi göremedim? Sanki bir noktada böyle geziniyordu ve saldırı yapmıyor gibiydi. Şey, ama animasyondan da olabilir. Muhtemelen şeye tıklamıştı, sağ tıka bırakmıştı. Galya'ya sağ tıka bırakmıştı. Galya yetişemeyince bir süre boyunca koşturdu boş boş. Sonra önüne bir anda Varus çıktı. Hay dedi ona şöyle bir iki tane vurayım onu öldüreyim dedi. Sonrasında da Galya yetişti. Bir kule daha alındı. 5 saniye sonra Ruh Ejderi çıkıyor aslında. Oğuzkan'ın üzerine yine atıldılar. Bayağı bir hasar da bıraktılar ve FB burada savaşmayı isteyebilir. 361 Efe doğdu. Lot'un ışınlanı var. Hızlıca koşturuyorlar. Her an ışınlanabilir. Ya dümdüz koşmayı tercih etti. Başladılar. Evet. Efe yetişmeden bunu almaları gerekecek. Ama bunu almak istiyorlarsa LeBlanc'ın da yardımına ihtiyaçları var. Ejderi dışarı çektiler. Bakalım Efe burada istediğini yapabilecek mi? Ejderi bırakıyorlar. Midkid'i almaya çalışacaklar. Ulti de geliyor Diana'dan. Güzel bir Zhonya. Bakalım yeterli olacak mı? Ve yeterli oluyor.
koştura koştura oradan kaçıyor Mitkit. Üzerinde zaten baron güçlendirmesi de vardı. Hızlıca resetleyecek. Görev tamam. İstediklerini aldılar. Oo. Ben buna şey eşyası diyorum ya. Çok görmüyoruz ya. Valorant eşyası diyorum. Ne ya? Seri bıçaklar. Ha, Navori. Ha. Evet. Şeyin ultisi. Neydi kızın adı? Reyna. Killjoy. Yok ya, ultisi bıçak atan var ya. Jett. Ha, Jett. Onu andırmıyor mu? Andırıyor, evet. Yani. Ben hani hızlı, daha hızlı işte ateş etmeyi sağladığı için bir an Reyna'ya gitti aklım. Ben görsel olarak diyorum ya, evet. Direkt. Benziyor. Orada bir Valorant cahil olarak şampiyonun, ajanın ismini unutmam. Şampiyon diyorum bak. Çar. Çar, çar. Kuvvetli çar. Çok nadiren gördüğümüz bir eşya aslında, senin de dediğin gibi. Gangplank, Lucian ve Tryndamere. Herhalde en fazla yani kullanım. O ikisine de, yani diğer ikisine de pek yapılmıyor. Yapılmıyor. Durumsal diyor aslında. Ya yani şey, Gangplank tek atam build'ı yapıyorsa, eşya düzeni ona düşünülüyor. Evet. Lucian'ı bir ara yapılıyordu. Sonradan baktılar daha güzel eşyalar var. İşte var. Şey falan, Serilda'nın garezi marezi falan çıkınca bıraktılar onu da. Ancak nişancı oynandığında yapıldığını gördüm daha çok. Oğuzkan, güzel bir tekme. Gelişine yani. Sol ayağına oturdu. Muhteşem sol ayağıyla Oğuzkan. Tam da futbolcu ismi. Yalnız bu sefer... Bu sefer o tekme bekleme süresinde buradan çıkamayabilir. Koruyucu meleği de yok ve buraya kadar diyor Nocturne. Şimdi Midkid. Lenom'un üzerine oynuyor. Güzel bir kronometre. Çok hasar aldı ama yine de en azından hayatını kurtaracak bir kronometre. Lotuncan'ı bayağı azaldı. İçeri giriyor dümdüz. Rakiplerin üzerine 361 Efe hızlı bir kronometre kullandı. Lot'un buradan çıkması mümkün olmayacak diyecektim ama çıkmayı başardı Lot. Koştura koştura üstüne dönecek. Midkid yeterli hasarı bırakamıyor. Fenerbahçe yalnız kimseyi kaybetmeden iki kişi aldı. Evet. Zor pozisyonda. Şans ama resetlemek zorundalar. Evet. Ya şu an mesela bir Kadim'e yakın olsalar ya da işte barlar birazcık daha yüksek olsa kule falan alacaklar ama hiçbir şey açamadılar. Yani aldılar ama hiçbir şey kazanamadılar bundan. Evet. Altın dışında hiçbir şey almadılar. Altınlardan zaten yani buraya kadar altında Kunduz'a gitti. Nocturne'a gitti. Ve altın farkları tabii üst koridorda maçın başından beri devam eden bir durum söz konusu. Yani istikrarlı bir şekilde neredeyse bütün koridorlarda böyle 1000 ila 2000 arasında bir fark var. Hep Valkes'de yine. Ve çıkar çıkmaz vuracaklar. Bence bu birazcık hani kazandık burada kazanırız denemesi. Rakipleri pek yakın değil. Şimdi yetiştiler. Fatihcan hala uzakta. Bakalım yani bunu deneyebilirler. Oo. Yalnız Oğuzkan'ın atacağı çarp biraz daha rahat yani. Dayanaya kıyasla çok daha rahat çarp atan bir şampiyon. Q'suyla beraber atabildiği için o çarpı. Oğuzkan içeride, Oğuzkan Oo. Çalmayı da başardı. Burada Fenerbahçe'nin yaptığı çaresizlik baronu. Hiç iyi sonuçlanmayacak onlar için, arka arkaya bütün üyelerini de kaybediyorlar. Oğuzkan'la Lenim birebir pozisyonda kaldı. İkisi de birebir de kuvvetli şampiyonlar. Bakalım kim kazanacak bu düelloyu. Üst koridora Ormancı. Güzel bir sersemletme Lenom'dan. Son bir ses dalgası ama yeterli olacak. Ses dalgasını ıskaladı. Maç bitiyor bu tarafta. Evet, diğer tarafta maç bitiyor. Dediğin gibi Eliwood kuleyi tanklamaya devam ediyor. İnhibitörü de açacaklar. Karşılarında durabilecek kimse yok. Oğuzkan da Lenom'un dönmesine izin vermiyor. Ve 33. dakikada Fast Bay Wildcats maçı bitirmeyi başaracak.